Matematikte her zaman her şeye hazırlıklı olmalısınız. Bunun için de pratik yapmanız gerekir. İşte bu yüzden bize eleme yöntemi kullanarak çözmemiz gereken denklem sistemleri yaratan bu modülü çok seviyorum. Bize bol bol pratik imkanı sunuyor. Bu ilk örnekte eleme yöntemini kullanarak x ve y'yi bulmamız gerekiyor. Verilen eşitlik sistemi ise 6x eksi 6y eşittir eksi 24 ve eksi 5x eksi 5y eşittir eksi 60. Hemen karalama ekranına geçelim ve bu eşitlikleri tekrar yazalım. 6x eksi 6y eşittir. Eksi 24. Eksi 5x eksi 5y eşittir. Eksi 60. Elime yönteminde denklemleri öyle bir değiştirmelisiniz ki denklemleri alt alta koyup topladığınızda bir değişken yok olmalı. Bir x ya da y. Bunu daha önceki videolarda da görmüştük. Mesela 6 x ile eksi 5 x'i toplarsak x'ten kurtulamayız. Ama alttaki eksi 6 x ya da üstteki 5 x olsaydı, x'li değişkenler birbirini götürürdü, elenirdi. O halde x'i elemek için başka bir şey yapmamız gerekiyor. Denklemlere baktığımda üstteki denklemdeki tüm terimlerin 6'ya, alttaki denklemdeki tüm terimlerin de 5'e bölünebildiğini görüyorum. Ve eğer bunu yaparsam üstte x kalacak, altta da eksi x kalacak ve x'ten kurtulacağız. Hemen deneyelim. Birinci denklemi alalım ve iki tarafında 1 bölü 6 ile çarpalım. Bu 6'ya bölmekle aynı şey. Unutmayın, denklemin bir tarafında bir değişiklik yaparsanız, aynı şeyi, aynı değişikliği diğer tarafa da yapmalısınız. Aksi takdirde eşitlik bozulur. 6x çarpı 1 bölü 6. x etti eksi 6y çarpı 1 bölü 6'dan eksi y bulduk. Eksi 24 çarpı 1 bölü 6'dan da eksi 4 buluruz. Mavi eşitliği x eksi y eşittir eksi 4 olarak sadeleştirdik. Şimdi de ikinci denklemin iki tarafını 1 bölü 5 ile çarpalım. Ya da 5'e bölelim. Aynı şey. Eksi 5x bölü 5. Eksi x. Eksi 5y bölü 5. Eksi y eksi 60 bölü 5 ise eksi 12 eder. Şimdi denklemleri alt alta toplarsak ve unutmayın mavi denklemin sol tarafına eksi x eksi y, sağ tarafına da eksi 12 ekliyoruz. Bunu yaparken de eşitlik korunuyor. Neden mi? Çünkü yeşil denklem bize eksi x eksi y'nin eksi 12'ye eşit olduğunu söylüyor. Ve böylece bir eşitliğin iki tarafına da aynı şeyi eklediğimiz için eşitlik korunuyor. Sol tarafa bunu, sol tarafa bunu ekliyoruz sağ tarafa da bunu. Ve yeşil denkleme göre bu ikisi birbirine eşit. Artık işlemi yapabiliriz. Sol tarafta ne olur? Artı x eksi x birbirini götürür. Sonra eksiye, eksiye, eksi y, eksi y, eksi 2 etti. Ve sağ tarafta da eksi 4 eksi 12'den eksi 16 elde ettik. Tekrar ediyorum, bu ikisi birbirine eşit. Yani eşitlik hala geçerli. Çünkü iki tarafa da aynı şeyi ekledik y'yi bulmak için iki tarafı da eksi 2'ye bölelim. Ve y'yi 8 olarak bulalım. Şahane. Peki bitti mi? Hayır. Daha x'i bulacağız. Bu denklemlerden herhangi bir tanesine y'nin değerini koyup x'i bulabiliriz. Kolay. Buradaki mavi denklem diğer denklemle aynı. Sadece değişik bir şekilde ifade edilmiş. Ve bu yeşil denklemle bu yeşil denklem birbirine eşit. Biri diğerinin sadeleşmiş hali. Bunun için kolay olanı seçelim. Mesela bu. x eksi y, y yerine az önce bulduğumuz 8'i koyacağız. x eksi 8 eşittir eksi 4. Şimdi iki tarafa da 8 ekleyelim. Eksi 8 artı 8 birbirine götürdü. Ve x eşittir eksi 4 artı 8, 4 olur. Bu denklem ya da eşitlik sistemi için x 4'e, y de 8'e eşit. Şimdi sağlamasını yapalım. 6 kere 4, 24. Eksi 6 kere 8, eksi 48. Ve 24 eksi 48, eksi 24. Eksi 5 çarpı 4, eksi 20 eder. Eksi 5 çarpı 8 de, eksi 40. Eksi 40 eksi 20. Eksi 40 eksi 20, eksi 60'tır. Şimdi de soru ekranına dönelim ve cevabımızı yazalım. x 4, y de, y de 8 olacak. x eşittir 4, y eşittir 8. Cevabımızı kontrol edelim. Ve doğru. Şahane.